Neden bunu aldı arkadaşlar? Çaddi'nin gönderildi. var. Çaddi'nin sarısı, sarısı Dediğimiz var. gibi Chad'in sarısı var. Bu pozisyon bir sarı kart olabilir miydi? Avantaja bıraktı burada hakem. Sonrasında gösterilir. Sonrasında tekrar dönebilir miydi? Eğer sarı karttıksa dönmesi lazım. Ne diyor hoca? Yani tutuyor. Net falan. Bak, net sarı kart. Bu ya. Net hücuma gitmesini engelliyor. Bu pozisyonun devamında ne oluyor? Pozisyon devam ediyor. Evet. Evet buyurun. İkinci sarı kırmızı bence. Çekiyor. Ya Burada, burada sarı kartı var. ya San şimdi zeki bir oyuncu ama bir de oyuncu saha içinde. Sarı kart kim aldı? Kimle oynuyor? Kim ne yapıyor? Bunları da mesela oyuncu saha içinde tahalli etmeli. Özellikle mesela forvet oyuncuları stoper bekler. Gördüğü zaman üzerine oynayacaksın. İkinci hamle yapamazsın. Nasıl basketbolda dördüncü folyo alan oyuncunun üzerine oynanıyor. Beşinci evet. folyo alması bir ender. Evet. Burada da bana göre de ikinci sarıdan atması gerek. İlla yani oynattı diye, avantaja verdi diye değil. Oyun durduğunda burada direkt zaten topla alakası yok ki. Direkt morus Morus Morussan burada bıraksa esasen, kendini bıraksa, düşse Hocam orada attı. Ya. Bak senin Kaptırmış dediğin kendini. acemiliği burada yapıyor. Acem. Zeki oyuncu değil, Tabii, tecrübeli alır değil. Orada hemen. Oyun oynamaya burada çalışıyor. Problem düş, burada. Düş, Düşsen ik bıraksan ikinci, sardan ikinci sardan sarıdan attı düşse. Kalsa orada bitti Morussan. Yere düştüğünü düşünmüş. Bir değişen posundan. kural var. Bir arkadaşlarım onu bir kontrol etsinler. O buna giriyor mu? Koray bir kontrol eder misin? Onu bir kontrol et. Burada zaten elense yapar gibi yaka paça tutuyor. Baksana iki el kol. Devam ediyor Baksana bir de. Hiç. bırak orada bırak. Yani zaten kalabalık bir savunmaya hücum ediyorsun. Yani bir kontrol atak hızlı rakip eksik kalmış bir hücum geçişi yapmıyor ki Galatasaray takım. Hocam Galatasaray'ın senin bahsettiğin o gençlerin en büyük handikapı bu. Bunları avantaja çevirmiyorlar. Bazı oyuncu yüzünü tutuyor takla atıyor bilmem ne yapıyor. O oynamaya devam ediyor. Gidemiyorum de bırak kendini. Biliyorsun Kangele vardı. Roberto Carlos çekti Kayseri'de bıraktı ki ben, ne penaltı biliyorum. oldu biliyorsun. Kandela Roberto Carlos pozisyonunu hatırladı <laughs> <laughs> Hayır Bayağı mesela şey Reha Hoca'nın anlatımından kaynaklanıyor. Çok doğru bir Her şey. Erman Hocam. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada ikili mücadelere var tamam. Şurada tuttu. Şurada yan yana geliyorlar. Zaten ilk tuttuğunda tutuyor ama futbolcu topu sol tarafından sürüyor. Hakem avantajı uyguluyor. Zaten bırakıyor. İlk tuttuğunda hatırlamıyor o Yani hmm. pozisyon icabı tutuyor Sonra ateş var gibi bırakıyor Futbolcu da zaten gidiyor Eğer tutup devam edip devam edip indirseydi zaten sarı kart verecekti mecburi. ama bıraktı tuttu Tuttu bu sefer yanına geldi Yanına geldiği zaman bile tutmadı bıraktı Sarı Hocam, kartını hatırladı Peki Hocam, Morutan saat... yürümese ne oluyordu kalsaydı Şimdi ilk pozisyon Bak şu arkadan tuttu çekti evet, Morutan düştü sarı vermesi lazım tamam. Devamında yok Tabii verirdi ama şimdi adam tuttu sonra bıraktı. O da avantaj uyguladı daha iyi yani. Tehlikeyi bıraktı Hocam, gitti kullanmadı Hocam hem sağ koluyla hem sol koluyla arkasında kalıyor. Yani, yani Moruzhan vücudunu sokuyor bıraktı. topla rakibinin arasına. Ama öndeki oyuncu topu sürüyor artık Sür. düşmedi. Ben diyorum düşse orada. Düşse, düşse tamam, tamam almış. ama düşmediği için gitti artık oyunu da bıraktı. Ha. Bir de bu pozisyon artık sarı kırmızı o kadar da kolay değil abi bir kişi. Ha şey uyandı sonra bu oyuncuyu aldı oyundan Emre. Misli oynadı yılınca. Yani öyle her pozisyonda da sarı kırmızı filan mesela buraya bir pozisyon gelmedi. Mesela demin konuştuk ya Taba niyeydi Galatasaraylı oyuncu sarı? Feghouli vurdu bir tane tabanı. Evet. Tam şeye kaval kabine. o yok bizde. O da sarı. Orada da vermedi evet. hakem. Gözünün önünde oldu. Onu da vermedi. Evet. O da bayağı net pozisyondu Fegoliye. Tabii tabii iki takım adına çok enteresan sarılar kaçtı yani. Çok enteresan. <laughs> ama burada bak Mehmet'in de Rea söylediği doğru. Bıraksa oyuncu tabii kendini yani, iki insadan attırdı adamı. Uyanık olsan bırakır. Diyorum ya oyuncu zeki yetenek, olayım. zeki olacak evet. Ya Ama oyuncunun bir farkındalığı da olacak saha içinde. Oyun anlamında sırf değil. Oyunun gidişatında rakibe nerede, ne yapabilirim, attırabilirim, sarı kartı var. Bunların da o oyuncuların böyle saha içinde... Düşünmesi gerekir. Bu da profesyonellikte var. Yani foğlu olmayan pozisyonda bırakmayacak ki Morussan. İkeli ile yaka daki, paça daki tutuyor. Bırak. Evet devam edelim. Bir sonraki pozisyon gelsin. Duvar pasından sonra Duvar tek Kerem Aktürkoğlu mücadelesi. Burada bir ihlal var mı sizce Mehmet Yılmaz? Çok temiz müdahale. Temiz bir şey. müdahale. veya Kapsal ne diyor? Ben de Mehmet'e katılıyorum. Temiz bir müdahale. Temiz bir müdahale. Levent Düzemen. Zaten topa hamlesi. Topa vuruyor. Hamle topa. Erman Toroğlu. Devam Temiz. Devam dedi Erman Hoca da. Bir sonraki pozisyon gelsin. Gol geliyor. Çıkıldı. Kim bu kullandı onu? Muhammed'in golü çıkıldı mı kullanan Keçeli o. Ben öyle gördüm. Bir dakika kaç düşün. burada? 86 idi yanılmıyorsam. Devam et, gol atsın hatla... devam et. Devam et, devam et. Ben sana dur deyince dur, devam et, dur. Ya arkadaş. Dakika 86. Beraberlik golünü atmışsın. Ne amatörlük ya? Oraya niye gidiyorsun? Ben sana ikinci gol lazım. Ne yaptın ki? Dünyayı mı kurtardın? Oraya gideceğine gir topu al santraya koş. Tamam. Olacak şey değil ya. Amatör topçu yapmaz abi Galatasaray'da oynadığını. Adam unutuyor ya. Yani Altı senin için. Saniye önemli saniye. Yüzde yüz Erman Hoca doğru söylüyor. Şen, Bana şen, kızıyorsun. Ender de. Biliyorsun Hasan Kabze Beşiktaş'a gol attı. Topu ağlardan çıkardı. Gitti gol oldu. <laughs> Biliyorsun değil mi? Maç bitti yani. Çabukluk orada. Hayır o söylediğine gülüyorum. Ender Şöyle bir... bunun, 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 <gülüyor> burada bunun burada en acısını, bir şey soracağım. En acısını bir dakika evet. hocam. Bunu tarihte buyur en acısını salını yapmıştır. Kulakları çındasın. 5 beş dakikada Beşiktaş biliyorsunuz değil mi? 3 dakikada. Gol oluyor. Be işte 5 beş dakikada Beşiktaş, 3 dakikada Beşiktaş. Gol oluyor. Topu alıyor, saldırıya getiriyor, koyuyor. <laughs> Adlaplak ona diyorlar. Bir daha alıyor, getiriyor kulakları. Ya diyor ki, sonra kulakları. Ya diyor, olacak şey değil diyor. Yaptığımız değil. değil. <laughs> Bakın kesin elemiş mı lan? <laughs> olacak şey değil. Ya. Biliyorsun. Beş dakikada beş dakika, üç dakikada beş <laughs> dakika. Hatırlı, biliyorum, biliyorum. Hocam iki soru. Sallı'ya buradan selam, severim. Ee, yarın geliyor değil mi Sallı abi? Derdi gününde. Evet. Ee, bir, şunu soruyorlar içeride. Top dışarıdan mı dönüyor? Kavita Bana öyle gelmedi ama yine de bir. At bakayım. Zaten maçın yardımcı hakemi arkasında ender arkadan dönse mutlaka görür. Yok. Yok yok. Hiç öyle. Hiç. Bana göre değil Yalnız ama yok. bilemiyorum. Yalnız ne dersiniz? Yani, Mustafa Muhammed'in attığı gol de birinci sınıf. O kalabalıkta çift, çiftte. Kavita. Darbe canım. yap. Darbeyi çite. Çift, çift işte bu, mopu, bu topu yani, ancak. Şuradan bir kamera olsa görürüz ama ve lakin. bu top, ya, bu top vurmuş. dışarı çıkarsa bu kadar mesafeden buraya dönemez abi.